Kadirga TV ekranlarından herkese hayırlı akşamlar. İki haftalık bir aranın ardından Genç Fikir programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Konuklarımı tanıtarak programa başlamak istiyorum. Haydar Ergan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haydar Salih Altunbaş Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Genç Fikir programında bu hafta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü ve bu minvalde bu topraklarda verdiğimiz bağımsızlık için büyük savaşlar ve mücadeleleri, bu milletin vermiş olduğu mücadeleleri konuşacağız. Bu akşamki Genç Fikir programının ana teması bu bağımsızlık ruhu olacak. Bu başlık altında Haydar Salih Bey, sözü size vermek isterim. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Bağımsızlık bu milletin karakteridir. Atamız diyor ya, bağımsızlık bizim karakterimizdir diye. Bağımsızlığı nasıl tanımlarız? Şu an bağımsız mıyız? Geçmişte bağımsız mıydık? Biz bu aşamalara nasıl geldik? Ben öncelikle bizi takip edenlere hayırlı akşamlar diliyorum. Yine konuşmaya 18 Mart'la başlamış olalım. 18 Mart işte şehitleri anma ve Çanakkale Zaferi'nin yanlış bilmiyorsam 107. yıl dönümü olması lazım. 107. Bu vesileyle de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anmış olalım. Biliyorsunuz 18 Mart aslında deniz zaferi ama Çanakkale zaferi olarak da kutlanıyor. Bu konuya biraz eğilmek lazım bence ve Çanakkale zaferinde aslında gizlenen Atatürk gerçeği de var. Bu konuya da biraz değinmek gerektiğini ben düşünüyorum. Bağımsızlık ruhuna da ondan sonra bu girizgahtan sonra geçeriz inşallah. 18 Mart'tan önce yani 18 Mart 1915'ten önce Osmanlı'nın durumuna biraz bakmamız gerekiyor ki sonrasında kurulan işte bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve ondan sonraki işte yaklaşık 90 yıllık bir süreç var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından konuşuyorum. Bu dönemlere nasıl gelindi, nasıl bir fedakarlık verildi bunları bizim her sene hatırlamamızın da bir sebebi var. Çünkü bu milli bir bilinç bize aşılıyor bir nevi. O yüzden buradan bir girizgah yapmış olalım. Şimdi Osmanlı Devleti'ne o dönemde baktığınız zaman yani Birinci Dünya Savaşı öncesi şartlara baktığımız zaman işte siyasi alanda, toplumsal alanda, bilhassa ekonomik alanda, askeri alanda çok ciddi reformlar, atılımlar yapmasına rağmen ama ipin ucunu kaçırmış bir maalesef devlet görüyoruz. Devleti yönetenler bir üst tabaka oluşturmuşlar ve bu tabaka altın, halkın ne halde olduğu, nasıl bir sefalet çektiğiyle herhangi bir alakası yok. Bu konuyla ilgili bir bilgisinin olmadığı bir dönemden, olmadığı bir dönem Osmanlı'nın son dönemi ve ardından da yine basiretsiz siyasetçilerin iktidarda olması sebebiyle işte çok basit bir oyunla bizim Birinci Dünya Savaşı'na İşte Goben ve Breslav gemilerini yanlış bilmiyorsam isimlerini boğazlardan geçerek Rus Çarlığı'nı bombalaması ve Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'na girmesiyle başlayan bir süreç var. Bu süreçte de zaten Osmanlı geçtiği yüzyıldan bu tarafa sürekli savaşlarla yıpranmış, halkı sefalete sürüklenmiş, sürekli ölmüş bir devletken bu son Birinci Dünya Savaşı'yla da artık yani devletin sonu geliyor, son noktası konuyor. Ama bu Birinci Dünya Savaşı işte cenderesinde bir zafer kazanıyor Osmanlı Devleti. Ne bu zafer? 18 Mart'ta kazanılan Çanakkale Deniz Zaferi ve ardından yine Çanakkale Kara Zaferi. Bunları kazanıyor Osmanlı Devleti. Peki burada aslında irdelenmesi gereken konu bu zaferi kim kazanıyor? Bunun da önemli bir şey olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir zafer kazanılıyor. Osmanlı Devleti'nin tek zaferi bu ve 7 düvele karşı ufacık bir kara savunuluyor Akif'in deyimiyle ve bu burada başarı sağlanıyor. Bu nasıl? Bu başarının mimarı kim? İşte bu başarının mimarı bugün gizlenmeye çalışılan, üstü örtülmeye çalışılan Atatürk. Peki kısaca özetlemek gerekirse Atatürk Birinci Dünya Savaşı'nda yani Çanakkale Savaşı'nda neler yapmış? Ne gibi başarılar göstermiş. Bunları bizim irdelememiz gerekiyor. Şimdi bunları çok kısa olarak 4 temel kurtuluş. Atatürk'ün bizi 4 kere kurtarışı olarak ben özetledim. Bunlardan başlamış olalım.
özetlemiş olalım daha doğrusu. Atatürk 25 Nisan 1915'te yedek tümen komutanı olmasına rağmen inisiyatif alıyor. 57. Alayı Araburnu'na 27. Alayın yardımına koşturuyor. Arkada kendisi. Aslında savaşta yarbay konum rütbesinde bu savaşta şu anda. Yedek tümen komutanı yapılıyor. Aslında ön cephede savaşmak istiyor. Hatta düşmanın işte Jonk Bayırı'ndan taarruz yapacağını, buraya çıkartma yapacağını söylüyor Atatürk. Ama Limon Van Sanders Paşa Atatürk'ü dinlemiyor. Onu geri cepheye atıyor. Çünkü arasında bir sürtüşme oluyor Atatürk'le. Geri cepheye atıyor. Atatürk buna rağmen rütbesini de tehlikeye atarak inisiyatif alıyor ve emrindeki işte 57. alayı 27. alayın yardımına koşturuyor. Ardından burada tabii Jonk Bayırı'na kadar sürüyorlar Anzak askerlerini. Yine 7 Ağustos 1915'te de Atatürk Jonk Bayırı'nı kuşatacak biçimde ilerleyen düşmana karşı kendi sorumluluk bölgesi olmamasına ve üstelik o sırada kendi cephesine de taarruz edilmesine rağmen yine inisiyatif kullanarak elindeki son kuvvetle yani 1,5 tümenle birlikte Koca Tümen Tepesi'ne ve Jonk Bayırı'na yine yardıma koşuyor. Hatta burada meşhur bir hadise vardır bilirsiniz. İşte askerler kaçıyorlar. Atatürk atının üzerinde askerlerin yanına koşuyor ve ne yapıyorsunuz, niye kaçıyorsunuz diyor. Onlar da diyorlar ki efendim düşman. Bu sefer Atatürk mermimiz bitti diyorlar Atatürk'e. Atatürk diyor ki merminiz yoksa süngü takın. Süngü tak emri veriyor ve askeri yere yatırıyor. Bu hamlesiyle birlikte düşman bakıyor ki ya burada bir herhalde bunlara bir destek geldi. Halbuki Atatürk önden gitmiş. Daha birlikleri çok geride olmasına rağmen düşmanı orada durduruyor. Atatürk'ün birinci başarısı bu. İkinci başarısı yine 9 Ağustos 1915'te Anafartalar Grup Komutanı olarak 1. Anafartalar zaferini kazanıyor. Şimdi bu mücadelesinden, bu başarısından sonra Atatürk'e albaylık rütbesi veriliyor. Rütbesi yeterli olmamasına rağmen de Anafartalar Grup Komutanı yapılıyor kendisi ve işte 9 Ağustos 1915'te Anafartalar zaferini kazanıyor. Tuzla Gölü'ne kadar da düşmanı takip edip orada duruyor. Üçüncü kurtarışı, üçüncü başarısı da Atatürk'ün 10 Ağustos 1915'te Jonk Bayırı'na taarruzu yönetiyor Jonk Bayırı'nda. Bir de bakın şöyle bir durum var. Düşman çıkartma yapıyor. İşte 25 Nisan'da ilerliyor. Bizim askerimizde de bir korku var. Düşmana saldıramama durumu var. Yani hepimiz insanız. Ama Atatürk o çekingen orduyu, o savunma konumundaki olan orduyu çok kısa bir süre içerisinde, birkaç ay içerisinde öyle bir özgüven aşılıyor ki, öyle bir artık manevi bir destek veriyor ki ordusuna, bu orduyu taarruz edebilir hale getiriyor. Çünkü ordunun teçhizatında bir değişiklik yok, ordunun sayısında bir artış yok. Ne bileyim, herhangi bir destek gelmemiş bu orduya. Aynı ordu. O zaman neyse, bu zaman da aynı. Ama işte manevi bir bilinçle birlikte, manevi bir destekle birlikte adeta Atatürk bu orduyu taarruza geçebilecek hale, konuma getiriyor ve işte Jonk Bayırı taarruzunu yönetiyor. Burada da çok başarılı oluyor. Ardından 21 Ağustos 1915'te 2. Anafartalar zaferini kazanarak düşmana Çanakkale'de son darbeyi vuruyor ve düşman anlıyor ki biz artık bu saatten sonra Çanakkale Savaşı'nı kaybettik. Türkler bir zafer kazandı. Gemilerine binip geldikleri gibi gidiyorlar. Çanakkale bittikten sonra Atatürk işte çeşitli cephelerde de görev alıyor vesaire. İşte 1918 yılı geliyor. Çanakkale 1. Dünya Savaşı bitiyor artık sona eriyor. Ama Atatürk bakıyor ki ya biz burada bir zafer kazandık. Ama yenildik. Neden yenildik? Osmanlı Devleti işte sona erme durumuna geldi veya yarı sömürge haline geldi. Ki o dönemi de anlatan güzel bir anekdot olması lazım önümde bulabilirsem. Atatürk, Mustafa Kemal Paşa 1 Mart 1922 günü TBMM'de yaptığı kapsamlı bir açılış konuşmasında Osmanlı'nın emperyalist batı devletleri karşısındaki durumunu şu şekilde özetliyor. Diyor ki işte 1. Dünya Savaşı'nda ödenen tazminatın açtığı serbest ticaret fikri Avrupa rekabetine karşı kendisini koruyamayan ekonomimizi bir de iktisadi kapitülasyon zinciriyle bağladı diyor.
kuruluş ve özel sektör yönünden ekonomik alanda bizden çok kuvvetli olan devletler memleketimizde de ayrı imtiyazlı hale geldiler ki biliyorsunuz o dönem Düyun-u Umumiye işte 1700'lü yılların sonunda kuruluyor ve Osmanlı'nın yani ekonomisini... Eski bir yapılanma, Osmanlı'nın borçlanması zaten çok daha geriye dayanıyor. O tahvillerin geri ödenmesi için Avrupalı devletlerin, emperyal devletlerin kurduğu Düyun-u Umumiye işleme şekli bunlar başlı başına bir konu. Aynen öyle. Yani burada aslında şunu söylemeye çalışıyoruz. Siz bir ordu komutanısınız. Atatürk'ün bakış açısından olaya bakmaya, yaklaşmaya çalışıyoruz. Ordu komutanısınız. Çok ciddi bir zafer kazanıyorsunuz. 250 bin şehit verilen bir savaş yönetiyorsunuz. Burada işte çok ciddi zaferler kazanıyorsunuz. Başarılar elde ediyorsunuz ama gelin görün ki günün sonunda masa başına oturduğunuz zaman sizin devletiniz o yendiğiniz devletlerin yarı sömürgesi haline getiriliyor. Atatürk bunu hazmedemiyor. Ve diyor ki yani kendi içerisinde ki bunu biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasından anlıyoruz. Diyor ki artık Osmanlı Devleti'nin işi bitti. Ve Osmanlı Devleti'ni bağımlı hale getiren her türlü yanlışları biz geri çevireceğiz. Adeta bir tersine mühendislik yapıyor. Geri çevireceğiz ve bu sayede biz bağımsız bir devlet kuracağız diyor Atatürk. Bakın nitekim bir sözünde özellikle bu arada şimdi Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı da çok ciddi bir konu. Ona girersek vakit biraz uzayacak ama 1923 yılında işte 19 Mayıs 1920'de Samsun'a çıkıyor vesaire bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi veriliyor. İşte 1. İnönü, 2. İnönü vesaire Sakarya, Eskişehir. Bundan sonra Atatürk diyor ki asıl savaş şimdi başlıyor. Nedir o savaş? İşte yeni bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurduk. Bu devlette bir eğitim sisteminin olması lazım. Bu devlette sağlam bir ekonomik temelin olması lazım diyor. Ve mesela ne yapıyor? İzmir İktisat Kongresi'ni topluyor. Yani ekonomiye çok ciddi bir önem veriyor Atatürk. Çünkü ekonomik bağımsızlığın aslında tam bağımsızlık olduğunu görüyor Atatürk Osmanlı döneminde. Ve bakın şu sözü söylüyor. Diyor ki tam bağımsızlık ancak milli bağımsızlık ile mümkündür. Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan yoksun olunca o devletin bütün hayat ışıklarında bağımsızlık felç olur diyor. Yani ekonomik bağımsızlığımızı biz elde edemezsek bizim millet olarak bağımsızlığımızın devam ettirmemiz asla mümkün olmaz diyor Atatürk kısaca. Ve atılımlara geçiyor. Ne yapıyor işte fabrikalar açıyor, madenleri özelleştirilen madenleri geri alıyor vesaire vesaire gibi pek çok alanda başarılar elde ediyor. Hatta burada Fisere'ye bile gelip hidroelektrik santrali kurduruyor Ruslara. Kendisi işletiyor bunu ve burada elektrik üretiyor. Yani Allah'ın dağı burası o dönem baktığınız zaman. Yani böyle başarılar elde ediyor ve bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti herkese tanınan hani o diyor ya yıkık bir ülkeden herkese tanınan saygın bir devlet ortaya koyuyor Atatürk. Ha bugün işte biz bağımsızlıktan konuşacağımızı söyledik. Bu girizgahtan sonra esas konuya dönelim. Bugün işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti tam bir bağımsız bir devlet mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti dış kaynaklar olmadan veya ne bileyim ithalata dayanmadan kendi kendine yetebilen bir ülke mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelişebilen, kalkınabilen bir ülke mi? Yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti dış ülkelere bağımlı bir devlet mi? Şimdi bizim bunu aslında konuşmamız, bunu söylememiz, ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi bu konuyla alakalı da ben birkaç tane soru sormak istiyorum. Şimdi komşu ülkemizde bir savaş çıkıyor. Rusya-Ukrayna savaşı malumunuz. Ve ülkemizde bir yağ krizi ortaya çıkıyor bir anda. Veya yine Rusya-Ukrayna savaşında bir savaş çıkıyor komşu ülkemizde. Biz diyoruz ki ya acaba bunlardan şimdi buğday alamayacağız, Rusya'dan, Ukrayna'dan buğday alamayacağız veya işte hayvansal ürünler alamayacağız, bunlardan ithalat yapamayacağız, ekonomimiz zor duruma mı gelecek veya aç mı kalacağız diyoruz. Bu ülke bağımsız bir ülke midir peki? Yani komşusunda bir savaş çıktığı zaman kendisi tedirginliğe düşen buğday konusunda yani en temel ihtiyaçlar konusunda, tarım ürünleri konusunda sıkıntıya düşen bir ülke bağımsız bir ülke midir? Veya gelelim doğal gaz petrol konusunda kendi ülkesinde doğal gaz petrol çıkmasına rağmen hatta Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de doğal gaz müjdeleri verilmesine rağmen
Bugün gerçi petrol fiyatları düşüyor çünkü işte Rusya'ya çok ciddi bir ambargo uygulanıyor vesaire ama ha işte doğalgaz indirimler oldu gerçi. Arttı indirimler oldu. Tam son durumu bahsedebilirim. Ha bu akşam da artıyormuş. Çok güzel. Ha bu konuda endişe yaşayan bir ülke ki kendi kaynakları olmasına rağmen endişe yaşayan bir ülke bağımsız bir ülke midir? Veyahut en basitinden bir cep telefonu üretemeyen bir ülke ki gururla yerli falan diyorlar ama onların da çipleri yurt dışından geliyor. Bir cep telefonu bile üretemeyen bir ülke bağımsız mıdır? Veya ki bu konuda da şöyle bir durum var. Hani çipi dışarıdan alıyor vesaire dedik ya. Şimdi teknoloji transferi günümüzde çok yaygın bir şey. Bunu da hemen bir kısaca bir açıklama getirmiş olayım. Seyircilerimiz hemen beni yaftalamasınlar. İşte herkes aynısını yapıyor. Elmalı markada, Japon markadan gidiyor, OLED ekran alıyor falan diyorlar. Bileyim işte işletim sistemini şuradan alıyorlar vesaire. Teknoloji transferi başka şey, teknolojide dışa bağımlı olmak başka bir şey. Bu ikisinin iyi ayırt edilmesi gerekiyor. Şimdi siz bir Ar-Ge çalışması yaparsınız, bir akıllı telefon ortaya koyarsınız. Ha dersiniz ki ya işte A firmasının ekran teknolojisi bizimkinden çok daha güzel. Ha telefonumuzu daha kaliteli, daha verimli, daha iyi hale getirebilmek için o teknolojiyi alıp bunu entegre edelim. Buna okeyim ben, buna tamamım. Ama biz öyle yapmıyoruz ki. Yani atıyorum Kanada'dan çip alıyorsak, bunu afaki konuşuyorum. Kanada'dan çip alıyorsak biz yarın öbür gün Amerika ile veya Kanada ile iyi bir ilişki içerisinde olmadığımız zaman ha, o çipi elde edemeyeceksek, bu ürünü üretemeyeceksek ha, biz teknolojide dışa bağımlıyız demektir. İşte bu 2-2'nin 4, bu kadar açık. Ama o çip olayı o anlattığınız gibi değil. O da yok, ayrı bir program konusu. O da olabilir. Ayrı bir program konusu yani, da. Yani dünyada üreten çip, firma sayısı zaten çok aynen, az. Aynen çip özelinde şundan bahsediyorum yani. Siz diyorsunuz ki biz yerli bir ürün ortaya koyuyoruz. Bir bakıyoruz %40'ı yerli. Biz nesini üretmişiz? Dış kasasını üretmişiz. Ya onu zaten biz 3 boyutlu yazıcılarda, printerlarda basıyoruz. Ya aslında üretmekten ziyade bir anlayış, bir zihniyet meselesi. Yani aynen öyle. Bunu şöyle, ben de şöyle bir soruyla, siz soruyorsunuz ya, işte onu dışarıdan alıyorsak bu ekonomik bağımsızlık mıdır? Benim kafamda canlanan soru şu. Şimdi yap, işlet, devret projeleri son 10-20 yılımızı çok şekilde, 10-20 yılımızda çok fazla şekilde revaçta olan projeler. Bunların sözleşmelerini, bunların protokollerini imzalarken döviz cinsi üzerinden imzalamak ekonomik bağımsızlık mıdır? Oraya da geleceğim. Aynen öyle. Yani bugün mesela işte 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin olduğu günde güzel bir şekilde işte Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yaptı Sayın Reis Cumhurumuz. Ancak burada eleştirilerin odağı olan ve gerçekçi bir bakış açısıyla baktığınız zaman eleştiriyi hak eden noktalardan biri işte bu projenin döviz cinsinden yapılması. Euro'ydu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Genelde dolar yapıyorlardı. Bu sefer euro yapmışlar. 15 euro olarak planlandı ama sonra Cumhurbaşkanı onu 200 liraya düşürdü. 200 lira. Yani öyle bir şey de şimdi, oldu. Sonra bu projelerin mesela bir projelerde hukuki bir süreç işleyeceği zaman sözleşme gereği Londra mahkemelerinin sorumlu olması, bunlar yani bir bağımsızlık göstergesi midir? Veya mesela çok yine milli bir mesele olan Altay tankı, dedi ki biz yerli bir tank üretiyoruz. En son 4 gün öncesiydi yanlış hatırlamıyorsam, bir haber küpürü de almışım buraya notlarım arasına. Siz o soruyu sorarken ben de bir soru daha sorayım buna. Sonra topluca cevaplarız yok, bunları. Yok, soruları buradan ekranlardan biz soralım. Vatandaşlar kendi düşünsün. Aynen öyle. Altay tankı için beklenen adım geldi. Diyor ki Güney Kore motorları teslim etti. Yani bir tank ürettik biz. Çok güzel. İşte her şeyini yaptık, ettik. Ama hayati bir parçası var. Nedir o motoru? Ha, biz bunu Güney Kore'den alıyoruz. Peki yani 21. yüzyılda biz bir tane içten yanmalı motor üretemiyor muyuz? Ya oradaki işte şey kısmını bilmiyorum. Yani prototip yani, olayını geç, ne? Lisans kısmını bilmiyorum. Belki lisanslı bir üründür. Olabilir. Üretemiyor olabiliriz. Ama yani şundan bahsediyorum. Ya biz aslında benim söylemeye çalıştığım şey şu. Yani teknoloji konusunda bir uzman
değilim. Bu konuda ahkam kosacak, kesecek de son adamım. Yanlış anlamayın ama ben şundan bahsediyorum. Evet. Bir Ar-Ge çalışmamız var mı? Bu konuda bir vizyon sahibi miyiz? Ya biz şunu diyor muyuz? Ya biz ile işte bugün Güney Kore'den bir motor alıyoruz ama 3 sene 5 sene sonra artık bu Altay tankının motorunu biz üreteceğiz. Niye? Çünkü bizim şöyle otomotiv mühendislerimiz var. Bu adamlar çok başarılı insanlar. Biz bu adamlara gerekli finansman desteğini sağladık. Ha bu adamlar motor üretecekler kardeşim. Diyor muyuz? Bu vizyona sahip miyiz? Aslında biz bundan bahsediyoruz. Bu konuda... Bu telefon konusunda da aynı, bu bilgisayar konusunda da aynı, ne bileyim. Bu tablet konusunda da aynı vesaire. Teknoloji vesaire. Değil. Bu ülkemizin her noktasında aynı. Bu ne? İletişimsizlik. Yani öyle beceriksizce yapılıyor ki bu işler. Yani vatandaş normal bir şekilde yaşadığı ülkede sevdiği ülkesinin neler yaptığını açık bir şekilde öğrenmek istiyor. Şimdi aynı soruyu toplumun birçoğu soruyor. İşte biz motoru nasıl üreteceğiz? Hep oradan mı alacağız yoksa biz üretecek miyiz? Bununla ilgili bir cevap bir soru sorduğun zaman yetkili birine genelde işte vatan hainliğiyle dış güç olmakla suçlanıyorsun, yaftalanıyorsun. Soruya cevap yok. Yani teknoloji kısmını geçiyorum. Tarımsal üretim mesela basit olarak düşünebiliriz. Yani Anadolu coğrafyasında yüzyıllardır yapılan bir organizasyon yani tarımsal üretim. Bununla alakalı bile yani biz neyi eksik yapıyoruz, ne yapmamız lazım, ne şekilde yapmamız lazım vatandaşın tam bilgisi yok. Yani bir gece ansızın herhangi bir ürüne zam geleceği haberi yani 21. yüzyılda gelişmiş bir ülkede olabilecek bir şey değil. Bir gece ansız bizim sıvı yağımız bitmiş der mi ülke ya? Böyle bir mantık var mı yani? Böyle bir plansızlık var mı? Daha vahim bir şey var. Yok sanki şey böyle Hazreti Yusuf'un rüyasında gördüğü gibi yani kıtlığa giriyor. Ya kıtlık falan da yok yani. Bu öyle bir şey olsa ben derim ki tamam yani Anadolu coğrafyasında büyük bir kıtlık, kuraklık var. Hiçbir şey yetişmiyor. Biz de mecbur bu şekilde. Yani o konuyla ilgili daha içimi yakan bir şey var. Ya oradan alamazsak buradan alırız. Ya paramız var. Yani ben şunu bekliyordum açıkçası. Ya biz buğday ithal edemeyeceğiz. Ne bileyim işte sıvı yağ alamayacağız. Ha bari içimize dönelim de yerli üreticiyi destekleyerek iç pazardaki en azından ihtiyacı bir nebze olsun karşılamaya çalışalım. Hani bu bakış açısını ben açıkçası bekliyordum. Çünkü Atatürk'ün de az önce anlatmaya çalıştığımız Atatürk'ün de bakış açısı bu. İçimize dönelim, yerli kaynaklarla, milli kaynaklarla. Tabii ki tamamen kapanabileceğin bir ortam yok. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Herkes birbiriyle bir şey, alışveriş içerisinde. Yani bir ürünü üretirken, mesela F-35'leri düşünelim. 7-8 tane, belki 10 tane işte ortağı vardı. Türkiye şusunu üretiyordu, o busunu üretiyordu falan. Hepsi bir araya geliyordu. Yani pek çok ürün bu şekilde oluyor. İşte Elmalı markada da bu şekilde oluyor. Ne bileyim Çin markasında da bu şekilde oluyor. Adam kendisinin şeyini üretiyor, işletim sistemine atıyorum Snapdragon alıyor vesaire yapıyor bunu ama bizim bu konuda bir vizyon, bir bakış açısı ortaya koymamız gerektiğini ben düşünüyorum. Yani milli bir çözüm bulmamız gerektiğini düşünüyorum. İthalata dayalı bir çözüm değil. Bir başka konu, bu tarım konusundan ayrı, bizim yerin altındaki ve üstündeki kaynaklarımız da maalesef peşkeş çekiliyor. Yani bunun daha maalesef. Kibar bir tabiri yok maalesef. Ve artı şöyle bir şey de var, madenleri veriyorsunuz, işte kaynakları veriyorsunuz. Mesela atıyorum kağıt üretiliyor, işte ağaçları vesaireleri veriyorsunuz. Ha, bunu işleten karlı işletmeleri de yok pahasına veriyorsunuz siz. Ya yandaşa ya dışarıya bilmem neye artık neyse veriyorsunuz bunları. Yani bunları yapan bir ülke peki bağımsız bir ülke midir? Totalde baktığınız zaman... Değildir. Yani bütün soruların altına bu cevabı maalesef yazabiliriz. Biz bağımsız bir devlet, bunları yaptığımız için ben olmadığımızı düşünüyorum. Tabii ki bu soruları sorduk. Bizi takip edenler bu soruların cevaplarını kendi inisiyatifleriyle cevaplayabilirler. Biz bağımsız bir devletiz de diyebilirler. Aksi görüşte de olabilirler vesaire. Ha, bu konuda... biz peki bağımsızlığımızı, çünkü ben bağımsız bir devlet olmadığımızı düşünüyorum. Bağımsızlığımızı elde edebilmemiz için bizim neler yapmamız lazım? Bir kere bizim milli politikalar gerçekten gütmemiz gerekiyor. Bir kere bizim atıyorum ekonomi alanında
milli bir politikamızın olması gerekiyor. Milli bir anlayışımızın, milli bir bakışımızın olması gerekiyor. Eğitim alanında aynı şekilde, ne bileyim, madenler konusunda aynı şekilde, tarım konusunda aynı şekilde, toplumsal konuda, kültürel konuda aynı şekilde. Yani mesela eğitim konusunda bu konuyla alakalı da tabii Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in düşüncelerine, programın da sahibi sayılır kendisi, fikirlerine de değinmekte çok yararlar var. Mesela eğitim konusunda ne diyordu Profesör Doktor Haydar Baş Bey? En temelde, çok uzattı konuşmayı ama, en temelde ne diyordu? Siz nasıl bir Türk genci yetiştirmek istiyorsunuz? Veya bu Türk gençlerinin rol model olacağı bir insan ortaya koyun. Ha, siz ona ulaşmaya çalışın. Türk gençleri o rol model alınacak insana. Diyelim ki bu insan Atatürk. Atatürk gibi bir insan olmaya çalışsın bu Türk gençleri. Eğitim sistemini öyle bir dizayn edin ki aynı zamanda kültüründen, geçmişinden beslenerek yüzünün geleceğe dönük olan bir nesil, bir genç yetiştirin diyor mesela Profesör Doktor Haydar Baş Bey. Veya çok meşhur bir konuşmasında madenler konusunda ne verdin sen? Bir, al sana üç, geri dön marş marş Atatürk gibi yapacağız diyor. Çünkü Atatürk de Osmanlı döneminde özelleştirilen, yabancılara peşkeş çekilen madenleri geri alıp işletmelerle birlikte ülkesini kalkındıran, ekonomik büyümesini sağlayan, halkını refaha kavuşturan bir maden politikası güttü, bir ekonomi politikası güttü. Ha, bugün de diyor ki Haydar Baş Bey, ben Atatürk'ün fikirlerini günümüze aktarıyorum diyor. Ve mesela yine Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in oğlu Sayın Hüseyin Baş Bey de ne diyor? Bugün mesela eskiden bir örneği vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir düğme üreticisi olan adamın zengin olmasından bahsederek bundan 100 yıl önce veya işte 150 sene önce, 200 sene önce bir şeyi üretmek zorken bugün bir fikir ortaya koymak zor diyordu. Ha, bizim de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde çok ciddi fikirleri olan, çok ciddi atılımlar yapacak gençlerimiz var, insanlarımız var. Bunlar çok kalifiye insanlar, bunlar çok zeki insanlar. Ha, bizim bunların fikirlerini, potansiyellerini ortaya koyabilecek bir platform, bir ekonomik platform, bir piyasa platformu ortaya koymamız gerekiyor. Böyle bir bakış açısıyla birlikte bu insanların ülkelerine maksimum faydayı sağlamasını temin etmemiz gerekiyor diyor Hüseyin Baş Bey. Bunlarla birlikte işte bağımsızlığımızı elde edebileceğimizi söylüyor. Bunların totaline baktığımız zaman işte bu görüşler nerede var? Bu görüşler Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in yazdığı milli ekonomi modelinde var. Eğitim sahasında böyle, maden sahasında böyle, tarım sahasında böyle, aklınıza gelebilecek her türlü alanda çok ciddi atılımlar yapabilecek bir model ortaya koymuş Haydar Baş Bey. Bir fikir ortaya koymuş ve bu yani kolektif bir fikir. Yani yepyeni bir Türkiye tahayyülüyle oluşturulmuş fikirler bunlar. Öyle hani şurası aksıyor, dur bakalım işte ömrünü ne kadar uzatırızlık bir durum değil. Haydar Baş Bey'in ortaya koyduğu bakış açısı, mantık, model Türkiye'yi kainat devleti yapacak bir model. Zaten kendisi de pek çok defa konuşmalarında bunu dile getiren, bunu hayal ettiğini söyleyen ve bize de var mısınız diyen bir insandı. Ya umarım bu fikirler bir gün iktidar olur. Umarım Atatürk'ün hayal ettiği, bir zamanlar hayal ettiği ve gerçekleştirdiği Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni biz yeniden bu yüzyılda temin etmiş, yeniden hayata geçirmiş oluruz diyorum. Ben şimdilik hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkürler, ağzınıza sağlık. Yani her fabrika bir kaledirden gelinen nokta biraz da Osmanlı'nın son dönemi gibi. Nedir? İşte borçlanma, Avrupa'dan borçlanma, bu borçları üretime ve hizmete kanalize edememe. Onları Osmanlı döneminin de o son borçlanmaları İstanbul'daki yalılara, köşklere gidiyor büyük oranda. Araştırıldığında bu sonuç çıkıyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde araştırınca bakıyorsunuz ki işte betona, binalara vesaireye gidiyor. Üretime kanalize edemiyoruz biz borçlanmayı. Son olarak bugün haberlere düştü. İşte 2 milyar dolar kadar bir borçlanma yapıyoruz Avrupa piyasalarından. %8,6 borçla Türkiye hazinesi borçlanıyor.
%8,6 faizli 2 milyar dolarlık borçlanıyoruz. Şimdi faiz lobisi dedik, eleştirdik, her zaman bunun çığırtkanlığını yaptık. Ancak halihazırda bağımlı bir devlet gibi davranıyoruz. Ekonomik bağımsızlık sizce bağımsızlığın tam olarak neresinde Haydar Bey? Ekonomik bağımsızlık aslında bağımsız bir ekonomi demek, bağımsız da bir ülke demektir. Bunu aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yönetmiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Yani yapmış olduğu ekonomik faaliyetler neticesinde öncelikle Osmanlı'nın borçlarını ödeyip daha sonrasında da Türkiye'yi ayağa kaldıran bir ekonomik faaliyetleri oldu ki sonrasında görüldü ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti tamamen kendi başına manda ve himayelere dahil olmayan tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti olmuştu. Yani Atatürk döneminden örnek veriyorum. Evet. Çünkü çok net bir şekilde ortaya konan bir dönemdi o zaman. Zaten sonrasında da öyle bir dönem yaşamadık. Maalesef ki yaşayamadık. Sürekli bir manda ve himayeleri düşünülen bir toplum haline geldik ister istemez. Yani ben Mustafa Kemal Atatürk'ten başlayarak sonra iyice sizin bahsettiğiniz konuya gelmek istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'e yıllar boyu yani yapmış olduğu aslında bu büyük iyiliklerin yanında sürekli onu karalamaya çalışan, unutturulmaya çalışan yani ve dinde yani dinsiz biri algısıyla gösterilmeye çalışan bir kişi haline getirilmişti. Gerek Yunan ajanları olsun, gerek İngiliz ajanları olsun. Mustafa Kemal Atatürk'e eğer hakaret eden veya bu tarz söylemlerde bulunan kişiler varsa onların hiçbir şekilde iyi niyetli olduklarını düşünmüyor. Yani bu noktada da açık bir şekilde bunları söylüyorum. Yani baktığınızda Çanakkale Savaşı'ndan başlayacağım bu olaylara. Çanakkale Savaşı aslında bir bağımsızlık mücadelesidir o zamanki de. Yani orada yapılan bir emperyalist devletlerin saldırıları sonucundaki o zamanlar hatta Gandhi'nin de bir sözü vardı. İngilizleri ben yenilmez zannediyordum. Ta ki Mustafa Kemal onları yenene kadar. İngilizler çok büyük bir devlet olarak gözüküyor. Veya birlikte savaştıkları Fransa'da keza öyle. Mustafa Kemal Atatürk bu savaşı nasıl kazanıyor? Aslında baktığınızda hani Lozan'da bahsetmiş olduğu ayrım var ya işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan Kürtler de Türkiye Cumhuriyeti'nde sayılır. Bu vatandaşa ait sayılır. Lazlar da öyle, Çerkezler de öyle. Hep beraber aslında bu Çanakkale mücadelesini vermiştir. Mustafa Kemal aslında birleştirici harcın adıdır. Ve ayrıca bu Çanakkale Savaşı'nda da anlatılan hikayelere baktığınızda bir maneviyat da olduğu ortadadır. Ki bir hikaye vardır. Yeni Zelanda'nın keşif birliğinin 3. takımından olan Richard, Nivnis ve Newman isimli askerler şöyle bir hikaye anlatıyor emekli olduklarında. Birkaç yüz kişiden oluştuğunu sandığımız İngiliz alayı First Fork'un bu çökmüş yolda ve dere boyunda 60. tepeye doğru ilerlediklerini fark ettik. 60. tepedeki birlikleri takviyeye gidiyor gibiydiler. Ancak söz konusu Blat'a ulaştıklarında hiçbir çekince göstermeksizin doğrudan doğruya bulutun içine yürüdüler. Fakat sonunda 60. tepe üzerinde yayılıp savaşmak üzere kimse ortaya çıkmadı. Bir saat sonra yürüyüş kolundaki son askerler de bulutun içerisinde kaybolduktan sonra aynı bulut ya da sis yavaşça yükselmeye başladı. Ve raporun başında belirttiğimiz gibi diğer bulutların yanına katıldı. Tüm bu süre zarfında bu bulut grubu aynı yerde kalmıştı ve o tuhaf yer bulutu kendi düzeylerine yükselir yükselmez hepsi birlikte Trakya'ya doğru ilerlemeye başladılar. 45 dakika içerisinde de kayboldular. Yani bir hikaye anlatılırdı işte bulutların içinde kaybolan askerler diye. Bu olayı Yeni Zelanda'daki bu 3 şahit de doğruluyor. Ve ayrıca o zamanlar bu konu Sandringham bölüğü yok oldu. Sandringham taburu yok oldu şeklinde haberleri de manşetlere düşüyor İngiliz basınında. Yani baktığınızda aslında bir maneviyat da var ortada. Hani Atatürk'e dinsiz diyorlar ya. Yani dinsiz birine nasıl böyle bir manevi yardım yapılmış olabilir diye o zaman da sormak gerekiyor.
Mustafa Kemal Atatürk'ün bu zaferleri sayesinde gerek Çanakkale zaferi olsun, sonrasında da gelişen Kurtuluş zaferi sayesinde olsun biz dinimizi rahatça yaşayabiliyoruz aslında. Bu milli zaferlerimiz sayesinde dinimizi özgürce yaşayabildiğimiz için aslında her yapılan dini ibadetten sonra Mustafa Kemal Atatürk'e şükran ve minnet borcumuzu duymamız gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk'ü de bu Çanakkale zaferinde son dönemlerde görüyoruz ki anmamaya başlamışlardı ki yani Çanakkale Mustafa Kemal Atatürk'süz olmaz. Ya Çanakkale'yi Çanakkale yapan Mustafa Kemal Atatürk'ün başarısıdır. Yani bu tarihle tarihi değiştiremezsiniz diyeyim yani. Tarihte bu olmuş, yaşanmış bir şey. Hakkını teslim edeceksiniz. En basitinde. Mustafa Kemal Atatürk işte hani az önceki bahsettiğimiz konu vardı işte bağımsızlık meselesi. Evet. Bağımsızlık benim karakterimdir diyen bir lider. Yani bağımsızlığı ilk sırasına koymuş. Yani bunu hedef olarak, ilke olarak benimsemiş. Hatta yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduktan sonra bununla ilgili sürekli bağımsızlıkla ilgili devlet politikaları yürütmüştür. Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra baktığınızda da bu tarz mücadeleleri veren maalesef Türkiye'de sınırlı bir kesim haline gelmiş oldu ki örnek veriyorum. Mesela Deniz Gezmiş de Türkiye'ye gelen 6. filoyu def etmek için oraya gittiler. Daha sonrasında bunu yaptığı için de idama sürüklendiler. Şu anda da baktığınızda özellikle bu son Ukrayna-Rusya savaşında da tekrar ortaya çıktı. Herkes şöyle bir konuşma ortaya attı. İşte biz Amerika'nın yanında mı yer alsak, Avrupa Birliği'nin yanında mı yer alsak, yoksa Rusya'nın yanında mı yer alsak? Aslında biz kimsenin yanında yer almayalım. Neden bir manda ve himaye burada isteniyor ben onu anlamıyorum. Atatürk o zor zamanlarda bile ki hatta Erzurum Kongresi'nde olması lazım. Manda ve himayeler kabul edilemez kararı alınıyor Erzurum Kongresi'nde. O zor şartlarda yani neredeyse Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu işgal edilmesine rağmen bunu kesinlikle reddediyor. Şu an Türkiye'de ise bağımsızlığı savunan tek bir siyasi parti var ki zaten isminden de belli oluyor. Yani başka bir parti ben göremedim maalesef. Bağımsız Türkiye Partisi'nden başka Türkiye'nin bağımsızlığı için çabalayan maalesef ki bir parti yok. Bunu da yani mesela örnek vermek gerekirse ekonomimizin bağımsızlığından bahsettik. Milli olmamızdan bahsettik. Milli paralarla ticaret konuşulmuştu. Mesela milli paralardan bahsedilmişti. Milli para tanımını da ilk ortaya atan merhum genel başkanımız Profesör Doktor Haydar Başbey'di. Daha sonrasında intihal yaparak yani bunu demem lazım. Sayın Cumhurbaşkanı işte biz milli paralarla ticaret işte fikrini ortaya attık dedi ama yani kopya çekersin de yanlış kopya çekmek de böyle olur. Senin aslında para milli değil. Milli diye bastığın para sen aslında dolar karşılığı bir para basıyorsun. Bu da senin paranı milli yapmıyor maalesef ki. Yani burada da mesela intihali eksik bırakmış. Yani madem intihal yapıyorsun bari Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin faydasını olacak bir intihal yapsaydın da tamamını alsaydın. Evet, şu anda da maalesef ki ekonomimiz bağımlı olduğu için yani bakıyorsunuz bir savaş oldu bir sürü zamlar geldi. Bunu bahsettik az önce ama evet. Tekrardan bahsetmemiz gerekiyor. İşte bizim sıvı yağlarımız Rusya'nın limanında kilitli kaldı savaştan dolayı. Yani neden böyle sorunlar yaşıyoruz? Türkiye aslında baktığınızda bir tarım cenneti. Yani Türkiye'de herhangi bir dışa bağımlılık olmaması gerekirken, yani ki kendi kendine yetebilen bir ülkeyken Türkiye Cumhuriyeti ilk başlarda Cumhuriyet kurulduğunda, şimdi baktığınızda yani yanlış politikalar sonucu şu an tamamen neredeyse dışa bağımlı bir ülke haline geldik. Örnek veriyorum tekrardan. Şu an Türkiye'de bir fiyat yavaş yavaş artmaya başlayınca hemen ithal ürün alıyoruz. Neden? Fiyatı düşürmek için. Ama senin aldığın ithal üründe dolara endeksli olduğu için bir nevi aslında sen de onun değerini artırıyorsun. Sonra buradakinin de değerini artırıyorsun.
Evet, öyle bir matematik var. Ve bir yanda da dışarı bağımlı hale geliyorsun iyice. Yani bununla ilgili şöyle bir söylem var. Yani çoğu kişi söylüyor. Öyle bir coğrafyadayız ki yani üç tarafımız denizlerle çevrili, yaz sezonumuz var, kış sezonumuz var. Yani turizm açısından canlı, toprakları verimli. Böyle bir ortamda biz nasıl toplum olarak açlık ve sefil yoksulluk çekebiliyoruz? Yani bunu yapmak gerçekten başarı. Bu coğrafyada bu millete açlık ve sefalet yaşatmak gerçekten bir başarı. Yani bunu başarıyor idarecilerimiz, yöneticilerimiz. Yani bilerek isteyerek mi yoksa bilip istemeden mi oluyor bilemiyorum ama yani bir şekilde oluyor. Yani burada aslında yani bağımsızlıktan bahsediyoruz. Yani ne ABD ne AB ne de Rusya tek çözüm tam bağımsız Türkiye diyoruz. Yani bunun da sağlanmasının bir koşulu da tam bağımsız bir ekonomiden geçiyor. Evet. Yani bahsettiğiniz gibi ancak biz ekonomimizi bağımlı hale getiriyoruz. Şu an mesela Çanakkale'den bahsediyoruz ama Çanakkale ruhunu taşımaktan da bir o kadar uzağız maalesef ki. Yani Çanakkale yapılan şeylerden sonra Çanakkale geçilmez ismi söylenmişti. Hatta yani slogan haline gelmişti. Çanakkale geçilmez. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Başbey de bir tweet atmıştı. Gemiler Çanakkale'den geçiş yaptıkları sırasında Çanakkale geçilmez yazılmaz seyir defterlerine Çanakkale'den çıkıldı yazılır diye belirtti. Ya bu aslında ya bir yani söylenebilir mi? Çanakkale geçildi diye yazılabilir seyir defterine ama bu aslında bir tam ruh. Ruhtur yani. Aynen. Ya bu o Çanakkale ruhu işte. Yani ya aynen. Aynen öyle. Ama şu anki mesela iktidar partisinden bir kişi vardı işte. Zamanında başbakanlık yaptı, meclis başkanlığı yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu, seçilemedi. İşte sonra aksakallı bir dede oldu. Bu çıkıp bir açıklama yapmıştı. Çanakkale Köprüsü yapıldığı zaman Çanakkale Köprüsü'nü de yaptık dedi. Ondan sonra eskiden de işte Çanakkale geçilmezdi, şimdi Çanakkale geçiliyor dedi. Yani dedi, havadan da geçiliyor, denizden de geçiliyor, karadan da geçiliyor. Yani burada baktığınızda yani hani denizcileri seyir defterinde yansıtmış olduğu oru hani buradaki ruh. Yani siz onu aslında kelime olarak bile söylememeniz gerekirken çünkü o ruhu yaşamanız gerekirken yani çok böyle bir ithamda bulunmak istemiyorum ama demek ki o ruhu yaşamadığınız için Çanakkale geçildi diye biliyorsunuz. Yani Sayın Genel Başkan'ın Hüseyin Başbey'in bir açıklaması vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani biz bu topraklarda bu mücadeleyi aslında şahsi olarak biz vermedik. Kimler verdi? Mustafa Kemal ve yani onun yanındaki askerleri, yaverleri. Biz biraz hazıra konduğumuz için onun kıymetini bilemiyoruz ve o dediğiniz içten içe dalga geçme huyu bir kitlede çok fazla var ve devlet imkanlarını kullanarak yaptıkları işleri ben yaptım, ben ettim, biz yaptık diyerek anlatıyor da sen bir şey yapmadın. Oraya ben işte Haydar Salih Bey'i de koysam, Haydar Ergen Bey'i de koysam, kendimi de koysam bunu yapabiliriz. Buradaki bu dalga geçme, alaycı bakış bazılarının yaralarının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor aslında. Ama o yaralar bu milleti yaralıyor. Sonrasında işte böyle bağımsızlıktan uzak, sürekli dışa bağımlı, borçlanan, yani kurbanlık hayvanını Brezilya'dan, Avrupa'nın 3. sınıf ülkelerinden alan bir topluluk, bir ülke haline getiriyor. İşte o dalga geçen kitle bu ülke için faydalı değil. Yani yıllar boyu işte o dalga geçen kitle dediğimiz kişiler aslında Mustafa Kemal Atatürk'e de biraz saygısızlık yapan kişiler olmuştur. Yani ama baktığınızda Mustafa Kemal Atatürk sayesinde yine Ukrayna-Rusya savaşında biz tarafsız kalabildik. Evet. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi sayesinde. Bu bile aslında bir bağımsızlığın teminatıydı Montreux-Boğazlar Sözleşmesi de. Yani siz o sözleşme sayesinde diyebildiniz ki hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya
böyle bir sözleşme var. Ben buna uymak zorundayım. Bir uluslararası sözleşme. Ben bundan cayamam. Bu sayede hem Ukrayna'ya bir delil göstermiş oldunuz, hem de Rusya'ya da bir delil göstermiş oldunuz. Ve bir taraf seçmemiş oldunuz ve bu şekilde savaşa da girmemiş oldunuz. Yani büyük bir etkisi vardı aslında Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin. Baktığınızda yani 100 yıl geçmiş belki aradan yaklaşık olarak. Hala da Mustafa Kemal Atatürk sayesinde bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni devam ettirebiliyoruz, idame ettirebiliyoruz. Yani biz şu ana kadar madenlerimizi de herhangi bir kamusal kurumlarımızı da sürekli satarak özelleştirdik. Aslında orada bile bağımsızlığımızı yok ettik. Evet. Yani hatta Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp bir söz söylemişti. Bunlar da işte sata sata ülkeyi bitiremediler diye. Bunu da işte Genel Başkanımız Hüseyin Başbuğ'a söyledi. İşte böyle bir cümlesi var, siz ne diyorsunuz diye. İşte onlar da sata sata bitirdi en sonunda demişti. Yani maalesef getirilen nokta, ya ekonomik bağımsızlığımızı kaybettik. Artık hatta NATO üyeliğiyle de belki de dış politika bağımsızlığımızı da kaybettik. Bir nevi Amerika'nın güdümüne girmiş bir ülke haline gelmiş bulunmaktayız. Biz yani her zaman bu Türkiye'nin bağımsızlığı için mücadelemizi vereceğiz diyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyorum. Sizden son sözlerinizi bu şekilde aldık. Haydar Salih Bey'den de son sözlerini alalım. Yavaştan programı kapatalım. Atatürk'ün çok meşhur bir sözü var. Diyor ki, bağımsızlık benim karakterimdir. Profesör Doktor Haydar Başbey'in de işte Hoş Geldin Atatürk kitabının ön sözünde yazdığı çok meşhur bir sözü var. Diyor ki, Atatürk vatandır, Atatürk bayraktır. Atatürk tam bağımsızlıktır, Atatürk birleştirici harçtır. Şimdi Atatürk vatansa şayet, bir devletse, yani Türkiye Cumhuriyeti devleti ise, ki öyledir, biz öyle olduğuna inanıyoruz, bu devletin karakteri de tam bağımsızlıktır. Dolayısıyla bizim bu devletin tam bağımsız bir şekilde devam etmesini sağlamamız gerekiyor. Vatandaşlar olarak, izleyiciler olarak. Ha, Hüseyin Başbey'e de bir bununla toparlayacağım inşallah. Aklımdakileri aktarabilirim inşallah. Hüseyin Başbey'e de bir soru sormuşlardı. Demişlerdi ki siz ekonomiyi nasıl düzeye çıkartacaksınız, ne yapacaksınız, nasıl bir ekonomi politikası uygulayacaksınız? O da demişti ki ben Atatürk'ün yaptığını yapacağım. Yani 100 yıl önce Atatürk'ün yapmış olduğu, Atatürk'ün uygulamış olduğu ekonomi politikalarını ne bileyim aklınıza ne geliyorsa günümüzde bu yüzyılda uygulamayı vaat eden, uygulayacağını söyleyen, bu konuyla ilgili de elinde bu devleti tam bağımsız bir devlet haline getirebilecek bir modeli olduğunu söyleyen bir insan var. Kim o insan? Hüseyin Başbey var. Ki model diyoruz buna sürekli. Bu aslında bir kanundur. Neden? Çünkü Rusya'nın, Çin'in, ne bileyim Brezilya'nın, Hindistan'ın uygulayarak netice aldığı, bağımsızlıklarını aslında elde ettikleri bir modeldir bu model. Hüseyin Başbey diyor ki bizim böyle bir servetimiz var. Profesör Doktor Haydar Başbey'den aldığımız bir mirasımız var, bir bakış açımız var, bir davamız var ve Türkiye ile ilgili çok güzel hayallerimiz var. Gelin bu hayalleri gençler olarak biz birlikte gerçekleştirelim diyor. Çünkü diyor gençler halleder, biz yaparız diyor. Umarım birilerinin kulağına su kaçırmış oluruz. Umarım bu hayaller gerçekleşir diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkürler, ağzınıza sağlık. Evet efendim, bu haftalık Genç Fikir'in sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte yeniden sizlerle birlikte olacağız. Herkese hayırlı geceler dileriz.